İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri'nin işsizlikte Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi. Kentte çiftçilerin sulama yatırımlarının yerine getirilmediği için çiftçiliği terk ettiğini de savunan Ataş şunları ifade etti. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, Kayseri'nin sorunları hakkında gündem dışı söz almış bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, seçim bölgem Kayseri, 6000 yıllık tarihi, ticaret yolları üzerindeki konumu, önemli sanayi altyapısı, verimli toprakları ile tarih boyunca hep önemli bir şehir olmuştur. Ancak Kayseri son yıllarda devlet yatırımlarının sürekli azalması, teşviklerden mahrum bırakılması gibi nedenlerle büyüyen ve gelişen bir şehirden gerileyen, önemini kaybeden bir şehir haline dönüşmüştür. Değerli milletvekilleri, Kayseri denince akla gelen sanayi ve ticaret bugün bitme noktasına gelmiştir. Her geçen gün büyüyen krizin oluşturduğu tahribat, devletten herhangi bir destek göremeyen Kayserili esnafı da derinden etkilemiştir. Bugün Kayseri'de binlerce esnaf elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödeyemez hale gelmiştir. 2021 yılı içerisinde Kayseri'de 1138 esnaf iş yerini kapatmış, 1200 Suriyeli ise iş yeri açmıştır. Sanayicinin durumu da esnaftan farksızdır. Devletten destek ve teşvik olmaması, ulaşımın çok zor olması gibi nedenlerle yatırımcılar da Kayseri'den bir bir kaçmaktadır. Ticaret ve sanayide yaşanan bu olumsuz gelişmeler sonucu istihdam azalmakta, işsizlik artmakta, Kayserili gün geçtikçe fakirleşmektedir. TÜİK verilerine göre 2016 yılında %8.4 olan işsizlik bugün %13 ile Türkiye ortalamasının üzerine çıkmıştır. İstihdam ise %50'lerden %30'lara gerilemiştir. SGK verileri dikkate alındığında Türkiye'de ortalama günlük kazanç 165.06 lirayken Kayseri'de ortalama günlük kazanç 146 liraya Türkiye genelinde 29. il konumuna gerilemiştir. 2020 yılı hane halkı kullanılabilir fert gelir ortalaması 33.428 lirayken Kayseri 27.018 lirayla yine Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. Öyle ki Kayserili vergisini dahi ödeyemez duruma gelmiştir. 2021 yılında Türkiye'de tahakkuk eden verginin tahsil edilme oranı %77.6 iken Kayseri'de bu oran %69.6'dır. Kayserili 2004 yılında her 100 liralık verginin 87 lirasını ödeyebiliyorken 2021 yılında bu %69.6 liraya düşmüştür. Değerli milletvekilleri, Kayseri'de tarım ve hayvancılıkta sekteye uğramıştır. İlimiz yüz ölçümünün yarısına yakını tarım alanı iken Kayserili çiftçi bu topraklardan para kazanamamaktadır. Özellikle teşviklerin ve devlet yatırımlarının eksikliği, Yamula, Develi 2. Meyhane ve bahçecik sulama projelerinin 20 yıldır ödenek yokluğu denilerek bitirilmemesi gibi nedenlerle Kayserili çiftçi toprağını terk etmektedir. Kayseri'de tarım alanlarının sadece %14'ü sulanabiliyorken son 16 yılda Kayseri'nin toplam tarım alanının %13.7'si yok olmuşken Kayserili çiftçi toprağını nasıl terk etmesin? Çiftçi toprağını terk ettiği için de Kayseri'de tarımsal üretim yapan ilçelerimizde nüfus giderek azalmaktadır. Kayseri'nin sorunları saymakla bitmez. Ancak sürem kısıtlı olduğu için hızlı geçiyorum. Bugün Türkiye'nin ortasında olup Kayseri kadar ulaşılması zor bir ikinci şehir yoktur. Havaalanı küçük ve uçuş sayısı yetersiz, fiyatlar da bu yüzden pahalıdır. Batıyı doğuya bağlayan bir otobanı bulunmamaktadır. 12 yıldır hızlı tren vaadiyle oyalanan Kayseri'ye hızlı tren için bütçeden pay ayrılmamıştır. Şimdi kredi bulunacağı söylenerek Kayserili yine oyalanmaktadır. Kayseri hak ettiği yatırımları alamadığı gibi elindekileri de kaybetmektedir. Son olarak Kayseri Vergi Denetim Başkanlığı kapatılarak Konya'ya bağlanmıştır. Gelen tepkilerden sonra da iktidar bu kurumu tekrar açmak yerine Konya'dan alarak Ankara'ya bağlamıştır. Diğer taraftan Kayseri gibi büyük bir şehirde halen 6 ilçede doğalgaz bulunmamaktadır. Kayserili ayrıca şehrin nüfusunun %10'unu oluşturan yabancı sığınmacılara bakmak zorunda kalmıştır. Suriyelilerin yarattığı toplumsal ve asayiş olayları da cabastır. Değerli milletvekilleri, Kayseri'nin yatırım aldığını iddia edenlere soruyorum. Her şey ortada, oranlar ortada, yatırım planları ortada.
Yani Halep oradaysa Arşin burada. Bu yüzden iktidar partisinin milletvekilleri Kayseri'de sokağa çıkıp vatandaşa selam veremez durumdadır. İktidarın Kayseri milletvekilleri sivil toplum örgütlerinin odaların seçimlerine Ankara'dan müdahale ederek onları dizayn etmeye uğraşacaklarına, Kayseri'nin sorunlarına çözüm bulmaya uğraşsalar bugün Kayseri çok daha iyi durumda olurdu. İktidar bunun yerine Kayserili'yi vaatlerle aldatmaya devam etmektedir. Ancak bu uğraşları işe yaramayacak, 20 yıldır hüküm sürdükleri Kayseri'deki saltanatları ilk seçimde yıkılacaktır diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.